gitmeli. Tek derdi tek emeli. Hadi cemaat şey. Dinle kalp bir olmasa o insan münafıktır. Dinle kalp bir olur. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sırmanın için ben. Ya benim başımızdır. Başım var. Kardeşim sen de gel, kutlu bir niyetle gel, fitne olmasın engel. Hey, bu yol hakikat yolu, mazisi şehit dolu, şahlansın Anadolu. Hey, yerle gök işitmeli, tek derdi tek emeli. Hadi ağlıyor. Biz başlar, biz de hara. En güzel aşk zor olan. Hilal için birlik. Bildiğiniz gibi göreve geldiğimiz günden beri Harran ilçemizde eğitimde, kültürde, sağlıkta, sporda, ulaşımda ve temel hizmetlerin tamamında hizmette çığır açıyoruz. Gece gündüz demeden belediye araçlarımızla, belediye personellerimizle Harran'ımızda adeta bir hizmet seferberliği oluşturmuşuz. Harran ilçemizde göreve geldiğimiz günden bu yana ilçe merkezi ve kırsalda olmak üzere kırsal mahallelerimizde, mahalle içlerinde 1 milyon parke taşı, 175 kilometre asfalt yaptık. Eğitimde Harran ilçemizde okullarımızı sürekli kontrol ettiriyoruz. Herhangi bir problemleri varsa problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Bunun dışında sporda Harran ilçemizde, Harran kırsalımızda artık çocuklarımıza halı sahalar hediye ediyoruz. İnşallah önümüzdeki 2 yıl içerisinde Harran ilçemizin 119 mahallesinin tamamı ve 6 merkez mahallemizin tamamında temel hizmetleri bitirmiş olacağız. Enerji konusunda şu anda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bununla ilgili hem Enerji Bakanlığımızla sürekli istişare halindeyiz. Hem milletvekillerimizle, hem valimizle, hem DEDAŞ'la sürekli istişare halindeyiz. İnşallah Harran ilçemizdeki elektrik problemini çözeceğiz. Ve Harran'ımızın hem elektriğini, hem yollarını, hem içme suyunu yenilemiş olacağız. Bunun bütün Harranlı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ben buradan yine tekrar etmek istiyorum. Eğer Harran ilçemizde 2024 yılında köklü bir değişim yapmış olmazsak, bir daha belediye başkanlığına kesinlikle aday olmayacağız. Harran ilçemiz 1989 yılında köyken direkt ilçe olmuş, zaten böyle bir sekte yaşamış. İlk döneminde 5 yılda ancak belediye ve diğer kurumlar teşkilatlanabilmiş. Daha sonrasında Harran ilçe merkezinden ibaret 2000 seçmenli ve 10 bin nüfuslu bir ilçeyken sit alanından dolayı orada herhangi bir hizmet yapılamamış. Fakat 1994-2009 yılları arasında Harran'ımızda 3 tane yeni mahalle kurulmuş. Arsa ofisiyle istişare edilerek Harran Belediye'miz o zamanlarda Süleyman Demirel Mahallesi'ni, Hayati Harrani Mahallesi'ni ve Hazreti Yakup Mahallesi'ni imara açmış ve oraları imar etmiş. Oralardaki bütün temel hizmetler şu anda tamamlanmış durumda. Altyapısı bitmiş, üst yapısı bitmiş. Şu anda biz göreve geldiğimiz günden beri Harran'ın yeni imarını çalışıyoruz. Geçen meclis toplantısında da Harran imarını meclis toplantısından geçirdik. Ve Harran'ımızın yeni devlet hastanesinin müjdesini verdik Harranlı hemşerilerimize. İnşallah yeni imarımızda devlet hastanemiz Harran'ın girişinde şehre yeni bir görüntü kazandıracak ve Harran'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Harran'a 100 yataklı devlet hastanesi kazandırıyoruz. Bunun dışında altyapıda bildiğiniz gibi şu anda Harran ilçe merkezimizin içme suyu şebekesini tamamıyla değiştiriyoruz. Harran'a içme suyu şebekesini kazandırıyoruz. Bunun yanında altyapıda
kanalizasyonu ve yağmur suyunu birbirinden ayırıyoruz. Elektriği Allah'ın izniyle yer altına döşüyoruz. Harran ilçe merkezimizin bütün temel hizmetlerini bitirmiş olacağız. Ayrıca kırsal mahallelerimizde sürekli gece gündüz demeden belediye başkanlığımızın bütün personeliyle, bütün araç gereciyle ve bizzat ben kendim işin üzerinde olmak kaydıyla gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Harran'ımıza en iyi hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Harran ilçemizde bizden önceki yönetimler bugüne kadar 2 yılda yaptığımız hizmeti değil yapmak hayal dahi edemezler. Bunu da buradan bütün hemşerilerime iletmek istiyorum. Ben benden önceki başkanlara benzemem. 30 yıllık Harran ilçesinin tarihi boyunca Harran'da toplamda 25 kilometre asfalt yapılamamış. Biz geldikten sonra sadece kırsal mahallelerimizin içine 175 kilometre asfalt yapıyoruz. 1 milyon metrekare parke taşı döşüyoruz. Büyük şehrimizin de gücüyle Harran'a ayrıca 45 kilometrede büyük şehrin programıyla asfaltlama yapıyoruz. Meydan kapı yolunu 3,5 metreden 8 metreye genişletiyoruz ve şu anda sahte kaplama işlemleri başlamış. Yılbaşına kadar inşallah meydan kapı yolunu da hizmete açmış olacağız. Ben buradan bizleri izleyen bütün Şanlıurfalı ve Harranlı hemşerilerime, bizleri evlerine konuk ettikleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Herkese saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sağ olun, var olun. Bozkurtlar yürüyor kızıl elmaya. Biz gücümüzü hakkımızdan alıyoruz. Siz varsanız bizler de varız. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Saygılar, hürmetler.